Merhaba arkadaşlar. 3 Mayıs kare kök denemesi İngilizce sorularını çözeceğiz. İlk 4 soruda en iyi seçeneğin boşluklar için en iyi seçeneği bulmamızı isteniyor. Birinci soruda Asya Rihanna konserine gitmeye ne dersin diye başlıyor ve Şevval I'm crazy about her diyerek yani olumlu bir cevap vererek devam ediyor. Buna göre seçeneklere bakarsak A seçeneğinde Taylor Swift'i Rihanna'ya tercih ettiğini söylüyor. Yalnız bununla alakalı herhangi bir şeyimiz yok. Soruda. Sesini sevmediğiyle de alakalı herhangi bir seçenek yok. B seçeneği de olmaz. She is terrific. O müthiştir. Seçenek olabilir. Bunu şey olarak alabiliriz. I don't like listening pop. Bu da olumsuz bir cevaptır ve soruya uymaz. Bu açıdan D seçeneği de olmaz. Doğru cevap C seçeneğidir. İkinci soruya bakarsak Erhan ve Cansu'nun bir diyaloğu var. I think the most threatening problem is climate change. En tehlikeli problemin iklim değişikliği olduğunu söylüyor. Why do you think so? Sebebini şey yapıyor. For example, tornado or hurricane occurs because of it. Sonrasında sebep nokta nokta içerisinde bir örnek olarak tornadoları ve kasırgaları şey yapıyor. I'm afraid of polar bears. Sayılarıyla pek bir bağlantısı yoktur. Because it causes serious natural disasters. Olabilir ve sonraki seçenekte işte buna örnek olan işte tornado ve hurricane'lerden bahsediyor. B seçeneği bir şey olarak aklımızda kalabilir. Snake don't live in the Antarctica. Seçenek yine tornado ve hurricane'le devam eden cümleye uygun değildir. So I want to make campaign for that. Böyle bir niyet belirttiğiyle dair herhangi bir şey yok. Üstteki soruya esasında bir cevap arıyoruz biz burada. Neden climate change'in bir sorun olduğu, iklim değişimi neden bir sorun olduğu ile alakalı. Buna göre de cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Üçüncü soruda Mehmet ve Ayşe'nin diyaloğunda What does your father usually do? He's usually busy with the internet. Nokta nokta online a day for about 3 or 4 hours. Mehmet Ayşe'nin babasının ile alakalı bir soru soruyor. How often does he use the net? Seçenek belki olabilir ama diğer seçeneklere de bakalım. How much time does he spend? Seçenek daha uygun bir seçenektir. Çünkü sonrasında online a day diye devam ettiği için bu seçenek daha şeydir. Bunu daha bir artı koyabiliriz. Who does he chat with? Kimle chat yaptı, kimle konuştuğuyla alakalı herhangi bir bilgi yok. Bu seçenek doğrudan elenebilir. When does he speak? Ne zaman konuştuğu değil, ne kadar konuştuğuyla alakalı bir bilgi var. Buradan ne kadar konuştuğunu, how much kalabilir, ne kadar konuştuğunu şey yapan üçüncü soruda cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü soruya bakarsak Selda ve Gaye'nin konuşmasında Scientists are working on some projects about virtual reality. Sanal gerçeklik üzerine. Virtual reality what's that? Nokta nokta nokta. Of course it's a kind of artificial reality and scientists are doing new projects about it. Öncelikle işte virtual reality sanal gerçeklik üzerine şey yapıyorlar nedir diye soruyor. Gayen haberi yok durum bununla alakalı. Can you explain it more clearly please? Seçenek olabilir. Cümleye uygundur. Çünkü sonrasında bir çeşit şey. Who works on it? Yani bu seçenekle alakalı çok bir şey yok. Hani scientist demiş ama bu tam bir şey değil, cevap değil. O açıdan B seçeneği elenebilir. You watch documentary about virtual reality. Bu seçenekte konuşmanın
geneline çok uygun değildir. Konuşmanın geneline uygun değildir. Çünkü önceki cümleler zaten bir noktada konuyla alakalı bir şey yok. Is it a machine? Seçenek de doğru değildir arkadaşlar. Tam bir şey yoktur. En uygun seçenek A seçeneğidir. Dördüncü sorunun cevabı A'dır. Sonrasında şeyi açıklamıştır. Artık virtual reality'yi açıklamıştır. Beşinci soruda read the explanation below and choose the correct option. Açıklamaya göre en doğru seçeneği söylememizi istiyor. Your aunt has had an operation and you will visit her at the hospital. You say, teyzeniz ya da halanız bir operasyon sonrasında onu hastanede ziyarete gidiyorsunuz. Ne söylersiniz gibi bir soru. Burada şey ne utanç uygun bir cevap değildir. You will die. Bu da uygun bir cevap değildir. Öleceksin. Get well. Umarım kısa sürede iyileşirsin. Have nice. Yine uygun bir cevap değildir. Get well. En uygun cevaptır. Cevabımız C seçeneğidir. Altıncı soruya bakarsak bu express his her excuse in the message. Bakalım mesajlar ne hakkında? Hello buddies, I hope you are fine. There is a book fair on Saturday. Why don't we go together? Bir kitap fuarına davet ediyoruz yani Cindy. Cevaplara bakalım. That sounds awesome. I'd never miss the chance. Katılacağını, asla bu şansı kaçırmayacağını belirtiyor Ted. Mary, I'd love to come, but my cousin is coming on Saturday. Gelmek istediğini ama cumartesi kuzeninin geleceğini belirtiyor. Thanks for your invitation. I'll be there for sure. Teşekkür ediyor daveti için ve orada olacağını belirtiyor Kate ise. Peter sadece gelemeyeceğini belirtiyor. Gelemeyeceğini ve üzgün olduğunu. Peki sorumuzda diyor ki excuse gelememe sebebi şeyini belirtiyor. Buna göre en uygun seçenek nedir? Yedinci soruya bakarsak which of the picture shows the step just before mixing some biscuit with the grated carrot? Soru da diyor ki arkadaşlar kısaca bisküvileri karıştırmadan önce ki son aşama hemen önceki aşama hangi resimde gösterilmiştir diyor. Burada soru içerisindeki mix them with the grated carrot seçeneğini burada görüyoruz ve hemen önceki eylem olan crush some biscuits in a bowl diyor. Ve özellikle burada belirtelim just before diyor, hemen öncesinde. Buna göre ise cevabımız A seçeneğidir. Bundan önceki diğer seçenekler ya öncesinde ya sonrasında gerçekleşmiştir. Sekizinci soruya bakacak olursak. Answer the question according to information and text below. Which of the following is not correct? According to the information. Richard and Tina are close friends, yakın arkadaşlar. They used the internet for different reasons. Farklı sebepler için internet kullandıklarını gösteriyor ve bu sebepleri de bu grafiklerde gösterdiğini söylüyor. A seçeneklere bakalım ve yanlış olan seçeneği tespit edelim. Richard spends more time playing online games than Tina does.
Playing Online Game seçeneğinde baktığımızda mavi seçenekte Richard'ın çok daha fazla zaman geçirdiğini görüyoruz. Bu A seçeneği doğrudur bu açıdan. B seçeneğinde Tina enjoys spending time doing homework on the internet. Tina ev ödevlerini yaparken zevk alır diyor. Buradaki çarta baktığımıza göre Tina en çok ev ödevleri yapmak için şeyini kullanıyor, internetini kullanıyor. Bu seçeneği de doğru diyebiliriz. Tina spends more time searching for information on the net than Richard does. Searching for information seçeneğine baktığımızda evet, Tina gerçekten bu sebeple interneti daha çok kullanıyor. C seçeneği de doğrudur. C seçeneğimiz de doğrudur. Richard used the internet to make new friends more than Tina does. Richard'ın Tina'dan daha fazla. Çünkü D seçeneğinde Richard'ın Tina'dan internetin yeni arkadaşlar yapmak için daha fazla kullandığını söylüyor. Ama burada make new friends şeyine baktığımızda ikisinin birebir eşit olduğunu görüyoruz. Bu duruma göre bu seçenek yanlıştır. Eşittirler. Biri diğerinden daha fazla değildir. 9 ve 10. soruyu bu grafikteki tabloya göre doldurmamız isteniyor. 9. soruda nokta nokta set the table and wash the dishes. Set the table masayı kurmak ve bulaşıkları yıkamak. Bakıyoruz. Masayı herkes kuruyor. Bulaşıkları yıkayanlar ise Michael ve Max. Seçenekler arasında da en uygun. Seçenekler arasında B seçeneği Michael ve Max. Evet arkadaşlar, 10. soruya bakarsak which one is true according to table? Tabloya göre hangisi doğrudur diyor. Size teşekkürler. Paul and Tim never wash the dishes. Bulaşıkları Paul ve Tim hiç yıkamaz diyor. Bakıyoruz tabloya. Paul yıkamıyor. Tim yıkamıyor. Buradan seçeneği doğrudur gibi bir işaretleme yapabiliriz. Diğer seçeneklere bakalım. Paul is in charge of setting the table and dusting the shelves. Paul'un görevleri arasında masayı kurmak ve tozunu almak rafların diye geçiyor. Paul'un görevlerine bakıyoruz. Evet, masayı kurmada şey var ama gördüğünüz gibi setting the table ile alakalı herhangi bir şey yok. B seçeneği buradan yanlıştır, elenir. B seçeneğinde all of them are responsible for dusting the shelves. Hepsi rafların tozunu almakla görevlidir diyor. C seçeneği ama baktığımızda sadece Tim'in burada böyle bir sorumlu olduğunu görüyoruz. Bu seçenek de yanlıştır. D seçeneğinde Michael and Max never do the laundry. Bakıyoruz. Laundry. Baktığımızda Max'in esasında laundry yaptığını, Michael her ne kadar yapmasa da Max'in laundry yaptığını görüyoruz. Bu seçenek de yanlıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet arkadaşlar, sorularımız bitti. Sonraki sınavlarınızda başarılı.